Yok vallahi. Okuyorum. Gül zamanı. Ay, okuyamıyorum. Çok öfkeleniyorum şu an kendime ya. Kaslarım tutuyor benim. Engelliyor bağırmamı, söylememi. Niye? Böyle mi olacaktım? Protesto ediyorum kendime. Dur şurada değilmiş. Evet, kendimi protesto ediyorum. Sık yapabildiğim bir şey değil. Genelde farkımda değilim kendim. Fark ettiğimde protesto ediyorum. Ama kısa sürüyor. Keşke uzun sürse. İnsan kendi kendiyle nasıl dans etsin, değil mi? Kendi kendine eder de kendi kendine ile edemez. Bu dünyadaki okuyamadım. Belki kasıyorumdur apartmanda olduğum için şarkı söylemeyi. Olabilir. Gece ya. Ben de sizi seviyorum karanlıkta bile. Karanlıkta, aydınlıkta, havada, karada, her durumda. ...14 Şubat... benim için bir önemi yok ama sevgililer için önemli. Birileri için önemli olan bir şey benim için de önemli. Dolayısıyla zaten sahnede olacağım o gün, Allah izin verirse. Güzel bir gün olacak inşallah. Diliyorum. Dileğindeyim. Arzusundayım. İsteğindeyim. Aa, gözlüklerim görünüyor. İnanmıyorum kendime. Ekranı kendime ne zaman çevirdim? Demek ki çevirmiş. Şu televizyonu açayım bakayım. Lay la lay la lay, ben güneş sen ay, annem de seviniyor. Ha 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 ha, gerçek bir prens dizlerimde uyuyor. Kaç kurtul bakalım aşkımdan, istediğin yere git. Kimle konuşsan, kime dokunsan beni bulacaksın. Yatağına yattığın an düşüncelerin beni çağıracak. Uykuya daldığında rüyaların bana uyanacak. Aşk bir yarış aramızda, ödül mutluluk. Hiç fark etmez sen ya da ben, kazanmalıyız. Lay la lay la lay, ben güneş sen ay, annem de seviniyor. Ha 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 hay, gerçek bir prens dizlerimde uyuyor.
Hay ben güneş sen açıl susam açıl. Ömrüme neşe saçıl. Ruhuma hayat dağıl. Aa dur bakayım şöyle. Etçik görünüyor. Şöylecime. Saçımı da şöyle düzelteyim. TV'de ne varmış? Gerçekten umurumda değil. Şu an. Saçımı başımı hadi düzelteyim. Sonra gözümü takayım. Ve daha iyi göreyim. Baba anneciğim gözlerin neden o kadar kocaman? Seni daha iyi görmek için. Bakayım. Ah ah diye. Ay şöyle durayım. Hiç hoşlanmadım görüntümden. O zaman şöyle. Heh. Aha. Sonracığım. Ruj mu sürseydim? Boş ver bu karanlıkta. Ruj sürsem ne olacak? Sürmesem ne olacak? Ondan sonra kaloriferim her zamanki gibi şurada duruyor. Sonra aziz dostum, onu bilmiyorum ama çok seviyorum o türküyü. Benden küsüp incinmiş, değil mi? O türküyü bir arkadaşım var benim, bağlama çalıyor. Öyle güzel söylüyor ki ben ağlıyorum onu söylediği zaman. Çocuğu görmeye görmeye adını unuttum. Vallahi duysa küser şimdi bana. Ama o kendini bilir. Ondan bahsettiğimi. Allah şöyle oturayım. Aha. Hop. Bir de cüp. Ben yiyeyim gençliğin canım. Başkaları yemiştir. Ben yiyici değilim Allah'a şükür. Devamı aklınızda. Vallahi fikrinizde. Saçlarım da uzamadı gitti. Üf. Eskiden tırnaklarımı yiyordum. Ama nasıl yemek? Hani tırnağım kalmıyordu. Etime kadar da etime başlıyordum o kadar artık derin. Sonra bir kitapta okudum. Tırnağını yemek delilik alametiymiş. Tırnağı öyle böyle hani böyle böyle yemek kopara kopara ben tırnaklarımı bitiriyordum. Sonra yemedim. Ay. Epey bir direndim. Başardım. Şimdi yemiyorum tırnaklarımı ama kısacık kesiyorum. Nasıl uzatacaksın saçlarımı? Kaynakla mı? İstemem. Kafamda kamyon taşıyorum kaynak olduğu zaman. Üf. Başkasının kafası gibi. Çünkü saç kendinin olmayınca ağırlık yapıyor. Kendi saçın ne kadar uzun olsa ağır gelmiyor kafana ama başkasının saçı 2 gram da olsa kilo gibi duruyor. Ondan sonra şunu çıkarayım da şöyle rahat edeyim. Üf. Sevip de kavuşamayanlara ne diyeyim? Kendime diyemedim. Sana ne diyeyim? Üzülme. Kavuştuğunda mutlu ol. Kavuşamadığını bırak. Üzülme. Hayat üzülmek için çok kısa. Mutlu olmak için daha kısa düşün. Yani. Üzülmek için çok kısa, mutluluk için daha da kısa. O yüzden hep mutlu olmaya bakmak lazım. Her şartta, her durumda. Başka çare yok. Ne oldun televizyonum, karardın mı? Sen de mi Brutus? Televizyonun kumandası ayrı. Uydunun ayrı, öbürünün ayrı, şunun ayrı, bunun ayrı. Üf.
Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzelin yüzü serimde tüter. Bu ayrılık bize zulümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni. İnsan aynaya bakmaktan hoşlanmaz ya bazen. Şu an öyle hissediyorum. O zaman aynayı çeviriyorum biraz. Bu ne zulümdü? Vallahi da billahi da. Sonra hava durumu. Gece iyi değil aynaya bakmak. Niye? Ben bakarım her saat. Yeter ki hoşlanayım kendimden. Ay Allah. Ama hoşlanmıyorsam bakmıyorum. Bakamıyorum. Gıcık oluyorum. İnsan kendine gıcık olur mu? Olur. Ben oluyorum. Soba yanıyor ya burada. Ondan öyle kırmızı. Kapatacağım şimdi. Hop. Gitti kırmızılık. Normaldir. Ama 2, 3, 5 normal değildir. Herkes hata yapar. Önemli olan hatayı tekrarlamamak. Tekrarlanırsa alışkanlık oluyor. Hata olmuyor. Normal oluyor onun için yani. Sonra... Karantinadayım. Karantinadayız. Hep beraber. All together. Ay. Karantinalı günler. Bu günleri de görecekmişiz arkadaşlar. Anlatırsınız torunlarınıza. Gençler ileride. Korona diye bir nane çıkmıştı diye. Başımıza bunun yüzyıllar boyu kalacak hali yok. Çaresiz de kalacak hali yok. Allah her şeyin çaresini vermiş. Bir şekilde bitecektir yani illaki. Ne kalmış ki?
Nane valla. Tabii ya, nane de güzel bir şey. Keşke nane olsaydı. Allah Allah. Fakat değil, değil. Değil, değil, değil. Yazılar çok hızlı geçiyor. Çok çok hızlı yazıyorsunuz. Helikopterli otobüs. Ay ne güzel olur. Helikopterden otobüs. Otobüsten helikopter. Uçak taşıyan uçaklar var ya. Hani bazı uçaklar var, içine 10 tane uçak giriyor. Görmüştüm televizyonda. Savaş uçakları, Allah hepsinin sonunu getirsin inşallah. Öyle bir şey. Havada uçsa o zaman şeyi de taşır. İzleyicileri de taşır. Hem orkestrayı hem de izleyicileri taşır. Aa, ne kadar güzel olur. İleride olur öyle şeyler. Artık her şey olabilir yani. Değil mi? İvanacığım, ne çok anıyorum senin gibi konuşuyorum. Bayılıyorum konuşmana da ondan. Aha yüzüm. Aha da gözüm. Saçlarım yandı kuyuncum. Ondan sonra avuçlarımda kaldı. Kazımak zorunda kaldım. Kopuyordu artık. Boyadan. Boya iyi bir şey değil. Vallahi Burak'cığım, aklımı mı okudun? Az önce içimden geçti. Son anda vazgeçtim. O zaman bitti artık her şey. Çek git diyorsun. Yoluma çıkma diyorsun. Halimi görmüyorsun. Bitti artık her şey. Çek git diyorsun. Yoluma çıkma diyorsun. Halimi görmüyorsun. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim her gece hasretle yanmazdım. Bilseydim bir tanem bilseydim. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim her gece hasretten yanmazdım. Bilseydim bir tanem bilseydim. Öyle. Ondan sonra bedava söylemiyorum yavrum. Alkış alıyorum karşılığında. Alkışla bakayım. Su içeyim. Su damacana.
Şöyle bir şişe. Bu kadar kalmış. Hep kafama dikmiyorum canım. Bardak çok uzak şu an, o yüzden. Bir de bir tek ben içiyorum bundan. Başka kimse içmiyor. Su gibi ömrünüz olsun. Su gibi berrak hayatınız olsun. Pardon, berrak su gibi hayatınız olsun. Her su berrak değil ki. Çamurlu su da var. Yok canım, korkutma beni oturduğum yerde. Allah korusun. Ondan sonra... Ama evlisin, boşandı artık, gene olmuyor yani. Olmayınca olmuyor işte. Demek ki her şey bahaneymiş. Ve yerindeymiş, geçerliymiş, gerekliymiş. Öyle olmalıymış, kalmalıymış. Olsun, inşallah olsun. Sonra Allah korusun, niye yıkıkmışız değiliz, sapasağlamız, Allah'a bin şükürler olsun. Sonra diye bir şarkı yap. Sonra. Azıcık karamsarım, azıcık. Çok az. Böyle varla yok arası. Var mı yok mu karamsarlığım? Emin değilim yani. Ama bir mevcudiyet var ki emin değilim, değil mi? Olmasa emin olurdum. Amin. Sizi de bana bağışlasın. Hepimizi birbirimize bağışlasın. Allah bütün sevenleri sevdiğine bağışlasın. Pandemi. Adı da çirkin. Pandemi. Bir inandırıcılığı yok yani. Verem gibi değil mesela. Ya da grip gibi değil. Havada kalıyor böyle şey olarak. İkna ediciliği yok yani. Keşke olsaydı. Ay gene geldim takıldım. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen bilirsin. Vallahi billah. Ay. Çeyrek var, o da bir şeydir. Çeyrek çeyrek yani. Ya olmasaydı çeyrek. Biyolojik savaş, biyolojik. Ben senin var ya şarkısı. Ben alayınızın var ya diye değiştireceğim onu. Tövbe ya Rabbi. Olmayacağım ülke. Niye olayım? İyiyim, Allah'a şükürler olsun. Hasta değilim ki. Hasta yok bence. Neyse, hadi konu değiştirelim. Hadi. Ben hassasım. Dokunmatikim. Dokunmatik var ya telefon. Öyleyim. Bir dokun bin işit. Yani. Bodrum'a bekliyorsun. Yazın inşallah. Bodrum'a bu sene gelmedim. Çeşme'ye de gelmedim. Bu sene İstanbul'dan çıkmadım.
onca insan evine ekmek götüremiyor. Götürür inşallah. Açılır her yer. Bitmek zorunda bir şekilde. Bir yolu olmak zorunda. Olmak zorunda. Zorunda. Zorunda olması olmaz yani. Zorunda. Olduğu için. Ondan sonra... Herkese. Yo, İstanbul'da da mutluydum. Zaten çalıştığım için gidiyordum ben Bodrum'a ve Çeşme'ye. Yoksa hiçbir zaman tatile gidiyorum olmadım yani. Yazın oralarda çalıştığım için fırsat buldukça denize de giriyordum. Bazen yaz sonu kendime 2-3 gün ayırıyordum tatil. O da ayırabilirsem. Yoksa öyle her sene tatile giden bir tip olmadım yani. Değilim. Ama çalışmayı seviyorum. Çalışmak benim için tatil gibi. Aynı zamanda. Tatilim çalışmak diyebilirim. Tı. Çalışmak idi. Şimdi oturuyorum. Şimdi tatilim oturmak. İnşallah görüşürüz. Allah büyük. Bir bahar istiyorum yalnızca benden sana, beyaz çiçeklerden armağan. Bir masal istiyorum yalnızca sana gerçek, ben anlatsam bir sen anlasan. Öpüşsek kuşlar gibi ismini sayıklarken, bir gün utandım sen karşımdaydın, sanki çıplaktım zaten aşıktım. Yanlış anlaştık, benden kırıldın, sevdim uslanmam zaten aşığım. Bir gün utandım sen karşımdaydın, sanki çıplaktım zaten aşıktım. Düm tek tak tak, düm tek tek. Düm tek tekleri çok seviyorum. Kendi ritimlerimize hastayım. Teşekkür ediyorum. Hani ya da benim 50 de gram yoğurdum, yoğurdum. Unutmuşum ya. Konyalı'dan 15 çocuk doğurdumdu değil mi? Çok zor. ...14 Şubat geliyor vallahi. Bana neyse. Şarkı söyleyeceğim için seviniyorum sadece. Sahneye çıkacağım için. Yoksa benim için 14-15 aynı. 16-17. ...50 kişi nasıl bir evdesiniz? Hemen söyleyin, ihbar edeyim size. Hemen hemen dağıtayım orayı.
Ay güleceğim yoktu doğrusu. Güldüm de sayılmaz zaten. Ama güldüm sayılır hafiften. Sahnem nerede olacak? Ben de bilmiyorum. Gelip alacaklar beni buradan, bir yere götürecekler. Oradan canlı yayın yapacağız 14 Şubat'ta. Neresi bilmiyorum. Düşük güç moduna geçti telefonum. Düşük güç modu. Bakayım ısınmış mı? Ben Allah ateş gibi telefonum. Düşük güç moduna geçince %10 kalıyor. Ne çabuk bitti, değil mi %72'ydi? %10 ada şeyim kaldı, şarjım. Hayır, takınca daha da ısınıyor. Ödüm kopuyor bu sefer. Batarya, şarj. Aynı değil mi? Pil. Enerji. Patlar şarja takarsan. Çok ısınıyor zaten. Bakayım. Abba. Kaç kaç. Ateş gibi. Kedim beni terk etti. Hasan. Işığı söndürünce gitti. Salonda uyuyor. Zaten hiç gelip kendini sevdiren kedi değil ki. Bir kere yanıma gelmiş değil. Bir kere başka evlere gidiyorum. El alemin kedileri geliyor. Bana sürtünüyor, kendini sevdiriyor. Bu asla öyle bir şey yapmıyor. Bu sadece bakıyor bana uzaktan. Ondan sonra fakat ben ne yapıyorum? Bir yakalıyorum. Böyle buramı bir yatırıyorum teminki gibi. Ondan sonra bütün enerjimi veriyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ondan sonra o da bakıyor ki pilim bitti. Hemen düzeliyor, gene gidiyor. Kedimin ismi niye Hasan olsun? Hasan sordu da ona cevap veriyorum. Hayvanlara insan adı konmaz, çok günahmış. Kedimin adı Turta. Okuyorum Ekrem'cim, ne yazdın ki? Bazen başka yere bakıyor olabilirim. O zaman okumuyorum. Şarkı söylerken gözümü kapatıyorum, o zaman da okumuyorum. Bakıyorum el alemi kedileri nasıl sevdiriyor kendini. Öyle böyle şöyle hiç sahiplerinin yanından ayrılmıyorlar. Bu öyle değil. Acaba diyorum ben sevmeyi mi bilmiyorum bu hayvanı. Ve öyle bir şey herhalde. Yoksa niye başkalarının kedileri gibi değil? Bir soğuk yani, böyle bir uzak. Bir mahzun böyle. Herhalde dilinden anlamıyorum. Vallahi neyse. Olsun, beraberiz ya. Arada sırada seviyorum, ona saysın. O beni hiç sevmiyor. Ama çok seviyorum. Benim bir tanem o. Örümceğim benim o, örümceğim. Ben 16 Temmuz doğumluyum, o 18 Temmuz kedim. Onun burcu da yengeç. Kıskaçlarımız takışıyor bazen, o yüzdendir. Vallahi niye alışamasın, bir iki aylıktan beri, ben de bir aylık, bir buçuk aylığından beri daha ne alışacak, 7 aylık oldu, daha nasıl alışsın, alışacak bilmiyorum. Ya da nasıl bir eve alışacak? Boğarım, gebertirim onu vallahi. Kimselere vermem. Çok seviyorum.
Evet, telefon kendiliğinden kapanana kadar buradayım. Kapanınca bilin ki şarjım hoşça kaldı. Ben de boşça kaldım. Alıştım sana bir tanem. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım. Sevilmeye, sevmeye. Ben seninle var olmuşum. Ben seninle bir sarhoşum. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Söyleyememek böyle bir şey olsa gerek. Ve böyle bir şey yani. İşte buralarda bir yer yani. Ondan sonra hiçbir şey başladığı gibi bitmiyor. Şarkılar bile öyle başlıyorsun, böyle bitiyor. Televizyon açık da ondan aydınlık yavrum. Televizyonun aydınlığı vuruyor. Bir de sabit bir kanal açtım. Şöminede ateş yanıyor. Görüntü hiç değişmiyor. Mesela şöyle değil. Şöyle olsa. Görüntü sürekli değiştiği için. Bak. Böyle olsun biraz da. Valla yaşlanmayacağım, ben kazık çakacağım dünyaya. Gitmeyeceğim, kalacağım burada. İnsan aklından geçeni anında yapabilseydi neler yapmazdı? Cennette öyle olacakmış insanoğlu. Cennette ne düşünüyorsan anında yapabilecekmişsin. Ne her ne olursa. Canın bir şey mi istedi? Tak gelecekmiş. Bir yer mi istedi? Tak gidecekmişsin. Şunu mu görmek istedin? Görecekmişsin. Bunu mu yapmak istedin? Yapacakmışsın anında. Buradan gökyüzüne bina mı yapmak istiyorsun? Hemen yapacakmışsın. Düşün. Aklına ne geliyorsa, şu an aklına gelmeyen, şu an insanın tabii ki öyle bir gücü yok, aklına her geleni anında yapması gibi. Bir de Allah korusun, niye yani, değil mi?
Sanki tam akıl sahibi de herkes. Bir de her geleni yapacak. Vallahi. Allah izin vermiyor. Yoksa insan neler yapardı? İyi ki de vermiyor kurban oldu. Suyumu içeyim. Oh diyorum. Vallahi dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Sultan Süleyman kimmiş biliyor musunuz? Anlatayım mı size? Süleyman peygamber demiş ki Allah'a, Allah'ım demiş, bana öyle bir zenginlik ver ki demiş, bu zenginlik ne benden önce birine verilmiş bir zenginlik olsun, ne de benden sonra birine verilsin. Öyle bir zenginlik istiyorum demiş senden. Allah da kabul etmiş, öyle bir zenginlik vermiş ki Süleyman peygambere aleyhisselama. Yerde ve gökte ne varsa emrine vermiş. Denizleri, rüzgarları, yağmurları, bulutları, yıldızları, gezegenleri, ağaçları, toprakları, hayvanları, ne varsa yaratılmış her şeyi emrine vermiş. Rüzgara mesela dünyanın öbür ucu bir aylık yol değil mi? Rüzgarına emretti mi anında götürürmüş onu dünyanın öbür ucuna. Gezegenlere çıkarmış, yıldızları emredermiş, yıldızlar eliyle dokunacağı mesafeye gelirmiş. Her şeyi emrine vermiş. Aslanlar, kaplanlar, karıncalar, filler, yeryüzünde ne kadar hayvan varsa ordular halinde emrindeymiş. Ne kadar in, cin, şeytan, peri varsa yaratılmış bütün iblisler hepsini emrine vermiş Allah onun. Güneşi emrine vermiş, doğma dermiş, güneş doğmazmış. Yani öyle her şeyi emrine vermiş. Şeytanlar, cinler böyle yerin dalınmayacak derinliklerine dalar. Süleyman aleyhisselam için böyle evler büyüklüğünde elmaslar çıkarır, ona evler yaparlarmış. Yakutlardan, altınlardan, gümüşlerden, pırlantalardan, değerli böyle bütün taşlardan. Yerin ateşi en yakın yerinden çıkarırmış şeytanlar, ifritler onun için. Her şey emrindeymiş yani. Öyle bir zenginlik vermiş Süleyman aleyhisselama. Hazinelerinin anahtarını 70 bin deve taşırmış sadece. Hazinelerinin anahtarını. Anahtarlarını yani 70 bin deve. Öyle zenginmiş Süleyman aleyhisselam. Ona koymamış Rabbim. Ne demek 70 bin deve? O hazineler ki bilinmeyen hazineler. Bilineni zaten vermiş Rabbin alemin onun emrine. Bilinen her şeyi. Yerin içindekilerle, dışındakilerle, üstündekilerle, altındakilerle beraber. Öyle zenginmiş Süleyman aleyhisselam. Ya ne büyük zenginlik değil mi? Allah'a şükürler olsun. Onlara kalmamış. Ya bize mi kalacak? Kalmasın da zaten. Oh. Vallahi. Allah'ın emirleri ve sözleri de olmasa içimizi rahatlatacak hiçbir şey yok şu dünyada. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra öyle işte. Bir Süleyman da Kanuni. İsimlerinde var bir hikmet demek ki. O da elini demiş, ben öldükten sonra demiş Kanuni Sultan Süleyman. Elimi tabunun dışında bırakın ki milletim anlasın, hiçbir şey götüremiyorum giderken. Demiş. Dünyadan hiçbir şey gitmiyor. Yani götürecek olsam ben götürürdüm anlamında. Allah hepsine rahmetleri eylesin. Yerleri cennet olsun ki öyledir yani hepsinin. Ondan sonracığıma babayı alırlar. Hiç kimseye kalmayacak işte. Uğraşıyorlar ya bu dünyada. Şimdi isimlerini anmayacağım, o var ya bu mikrobu üretip dünyaya yayan bir tane. Bili 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 bili.
köpeği. O ve onun gibiler. Uğraşın, kazanın. Nasıl olsa bırakacaksınız. Uğraşın. Hamallığını yapın, durun. Gerginliğini taşıyın, durun. Nasıl olsa bırakacaksınız. Siz bırakmasanız o sizi bırakacak. Dan yola çıkarak mutluyum işte. Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra... Taraf şarkısını çok seviyorum. Hah, o işte. Gördüklerinden haberdarlar, görmediklerinden değiller işte. Ya. Her şey gördüğümüzden ibaret mi? Değil işte. Şu kamu spotlarından nefret ediyorum. İnsanın ne kadar moralini bozuyor. Yani ne kadar moralini bozuyor. Bunlara dava açmak lazım. Gerçekten bu kamu spotları da moral bozuyor. Yani psikoloji diye bir şey var. İnsanın psikolojisini parayla düzeltemiyorsun, ilaçla düzeltemiyorsun. E niye bozuyorsun yani? Değil mi? Kamu spotuymuş. Allah Allah. Küçücük çocukları çıkarıyorlar. Yok ben şöyleyim, böyleyim. Bir sürü hiç doğru değil. Hiç doğru bulmuyorum. Kınıyorum. Avukat olsaydım dava açardım. Gerçekten. Gece gündüz açıyorum. Her üç şeyden biri kamu spotu. Bir de bazen aynı anda her yerde birden yayınlıyorlar aynı şeyi. Kaçarın yok der gibi yani. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Gerçekten. Allah Allah. Makyajım yok hayatım. Kendimden memnun değilim de ondan karanlık ekran. Bir saat makyaj yapamam şimdi. Bak beyleyin, beyleyin. Gidiyor. Şarjım. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Aşk o zamanlar, bu zamanlar güzel.